Bugün sizlere son teknolojinin ürünü olan akıl almaz araba lastiklerinden bahsedeceğiz. Yeni geliştirilmiş havasız teker teknolojilerinin yer aldığı videomuza hazırsanız vakit kaybetmeden başlayalım. Ünlü Fransız lastik geliştiricisi Michelin tarafından geliştirilen ve 2024 yılında kullanılması düşünülen havasız lastikler, inik ya da patlak lastik tehlikesini ortadan kaldırmakta. Böylelikle yenileme veya lastik üretimi için ham madde kullanımının azalmasını sağlayarak çevresel tasarruf sağlamaktadır. Michelin'den yapılan açıklamaya göre dünya çapında yaklaşık 200 milyon lastik her yıl patlama, yol risklerinden kaynaklanan hasarlar veya dengesiz yıpranmaya yol açan uygunsuz hava basıncı sonucunda erkenden hurdaya çıkmakta. Aynı zamanda sürücülerin yolda kendilerini daha güvende hissetmelerini sağlayan Michelin, binek araçları için lastiklerden kaynaklanan arıza sürelerini en aza indirerek bakım seviyesini yok denecek düzeye düşürüp verimliliği artırmayı amaçlamaktadır. Michelin'in yeni geliştirdiği konsept lastik olan Vision lastikleri geleceğin teknolojisini günümüzde sunmakta. 3 boyutlu yazıcı teknolojisini kullanarak üretilen ve dünyanın yeniden doldurulabilir özellikli ilk lastiği olan Michelin Vision, özel teknolojileri birleştiren teknik yapısına ek olarak çarpıcı ve zarif tasarımıyla da dikkat çekmekte. Michelin'in 3 boyutlu olarak yazdırılan ve yenilenebilme özelliğine sahip ilk lastiği Michelin Vision, gözenekli bal peteğine benzeyen iç yapısı sayesinde havaya gerek duymamakta. Vision, doğa dostu biyolojik yapısı sayesinde geleneksel lastiklerin dışına çıkmakta. Geleneksel bir lastiğin doğada çözülmesi yıllar alırken, Vision, biyolojik yapısı ve kullanılan lifler sayesinde doğada kendiliğinden çözünebilmektedir. Geri dönüştürülebilir yapısıyla çevresel ayak izini minimuma indirmekte. Bunun yanı sıra geleceğin lastiği Vision, sürücülerin ihtiyaçlarına göre 3D yazıcılarla doldurulabilecek bir lastik gövdesi sunmakta. Bu sayede sürücüler lastik dış yüzeyini birkaç dakika içerisinde kendileri 3 boyutlu yazıcılardan yazdırabilmektedirler. Sürücüler yağmurlu bir günde seyahat ettikleri lastiklerini karlı zemine geçerken 3D yazıcıyla hava koşuluna uygun hale getirebiliyorlar. Dünyanın en gelişmiş akıllı lastiğinin hangisi olduğunu öğrenmek ister misiniz? Goodyear tarafından geliştirilen Eagle 360 modeli kullanıcılara gelecekte yeni bir sürüş deneyimi sunmayı hedeflemektedir. Şu an hali hazırda konsept olarak kalan bu model tıpkı Michelin'in Vision lastiğinde olduğu gibi 3 boyutlu yazıcılar kullanılarak üretilmiştir. Bu lastiği diğerlerinden ayıran en önemli özellik ise üzerinde bulunan ve veri sağlamaya yardımcı olan algılayıcıları. Aynı zamanda lastikler eğer ıslak bir zemin algılarsa yüzeyindeki çıkıntı miktarını arttırarak yol tutuşunu da artırabilmektedir. Ayrıca lastik, arabanın fren ve direksiyon sistemleri içinde yol durumu bilgilerini iletebilmektedir. Daha sonra iletilen tüm bu bilgiler, diğer bağlantılı arabalara bildirilerek değişmekte olan yol şartları hakkında sürücülere uyarılarda bulunmakta. Köklü lastik üreticilerinden Hankook markası altında üretilen ve şu an sadece konsept aşamasında olan Hexonic lastikleri, gelecekte bizi nasıl lastiklerin beklediğinin bir habercisi. Akıllı lastik olarak da bilinen bu lastik, sürücüsüz tam otonom araçların geleceğin şehirleri için standart olacağını düşünerek toplu taşıma araçlarında kullanılmak için tasarlanmıştır. En yüksek konforlu sürüş için üzerinde bulunan 7 adet sensörüyle yolu tararken kavrama, ısı ve zemin durumunu tarayıp sürekli olarak bilgileri sağlamakta. Hankook firmasının bir diğer lastiği olan Aeroflow modeli ise motor sporlarında kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Maksimum yere bastırma kuvveti için geliştirilen bu lastik içerisindeki havayı alarak ek yere basma kuvveti sağlayan türbin çarklarıyla donatılmıştır. Sadece 2 saniye içerisinde şekil değiştiren lastik olarak tüm dünyaya adını duyuran bu lastikler, Amerika Savunma Bakanlığı'na bağlı olan DARPA tarafından geliştirilmiştir. Askeri kara araçlarının görev yaptığı bölgelerin arazi koşullarına bağlı olarak bazen devasa tekerlerin, bazense paletlerin kullanılması gerekmekte. Fakat bu ikisini ayrı ayrı kullanmak oldukça maliyetli olduğundan dolayı DARPA bu ikisini tek bir araçta birleştirmiştir. İstenildiği zaman palet şeklini alan bu lastikler sayesinde araçlar zorlu arazi yollarıyla başa çıkabilmektedirler.
Şu an sadece ABD'nin askeri gücü için üretilen bu tekerleklerin nasıl üretildikleri ise ABD Savunma Bakanlığı tarafından büyük bir sır olarak saklanmaktadır. Bak bakalımın bu videosu bitmiş olsa da karşında seni bekleyen yepyeni 3 video bulunmakta. Bunlardan birini seçerek yeni videomuza geçebilirsin. Videoyu beğendiysen kanala abone olmayı da unutma. Diğer videoda görüşmek üzere.